Önceki iki videoda başladığımız haber üzerinden devam edip Shiba nedir ne değildir, aynı şekilde uzun vadede nerelere ulaşabilir konusu üzerinde durmaya çalışacağız. Diyor ki Dogecoin ve Baby Dogecoin içeren kripto pazarının ilginç bir alt bölümü olan köpek temalı kripto para birimi ailesinin bir parçasıdır. Meme kökenlerine rağmen yatırımcılardan ciddi ilgi gördüler diyor. Burada özellikle adı geçmişken ben yine söyleyeyim. Mesela Dogecoin, Shiba, Floki, Peep, Baby Dogecoin. Mesela bunlar benim beğendiğim ve gerçekten iyi işler çıkarabileceğini düşündüğüm, sezon içerisinde iyi yükselişler yapabileceğini düşündüğüm altcoin'ler ve meme coin'lerdir. Onun haricinde belki hani unuttuklarım eğer meme coin'den sayılırsa, ki sayılır niye olmasın. Yine bond token mesela iyidir yani. Binasta listelenmesini beklediğim, hatta yakın bir zaman dilimi içerisinde Binasta listelenmesini beklediğim bir kripto paradır. Haricinde unuttuğum olabilir fakat ana hatlarıyla şey bu. İyi diyebileceğim meme coin'ler bunlar. Kripto para birimi esas olarak Elon Musk gibi ünlülerin desteği sayesinde hızla popülerlik kazandı. Başarısı birçok kopyasının oluşturulmasına yol açtı. Ancak Shiba Inu bu kripto para birimleri arasında en tanınan olmaya devam ediyor diye belirtiyor Droz diyor. Droz doğru söylüyor. Tabii Shiba ve Dogecoin'in popülaritesi her ikisininki de çok yüksek. Hatta baya yüksek. Dünya genelinde de sürekli olarak ilgi görmeye devam ediyorlar ve sürekli üzerlerinde bir alım furyası olduklarını da görebiliyoruz. Her ikisi de gayet iyi yani bu konuda. Elon Musk'a gelince buradaki yorum da doğru. Elon Musk'ın gerçekten bunu yapmış olması, yani Elon Musk'ın meme coin'leri yaratmış olması bu doğrudur. Evet, gerçekten de meme coin kategorisini yaratan kişi bizatihi Elon Musk'ın ta kendisidir ki kendisi de bunu şu şekilde bakınız açıklamıştır. Kabul ediyorum, köpeği dışarı ben saldım diye bir açıklaması bulunmaktadır. Bu ne anlama geliyor? Evet, yani köpek temalı kripto paraları ve meme coin'leri aslında bugünkü hype'ına getiren kişi benim demek oluyor. Ki haklı, doğru söylüyor yani. Shiba Inu'nun fiyat geçmişi inişli çıkışlı yolculuğunun bir kanıtıdır. Musk'ın onayı onu ilgi odağı haline getirdi ve fiyatını sadece 3 ayda diyor %4000 gibi şaşırtıcı bir artışla 4.035 dolarla zirveye ulaştı. Ancak yüksek uzun sürmedi. Meme coin düştü ve değerinin %90'ını sildi. Burada 40-41x gibi fiyatlardan bahsediyor. Tabii akıllara şu an yapabilir mi diye çok klişe bir soru gelecektir. Yani şu andan bunu konuşmak dediğim gibi biraz spekülasyona girer. Olabilir, neden olmasın açıkçası. Çünkü boğa sezonlarında gerçekten altcoin'ler yani korkunç oluyor. Öyle böyle olmuyor. Shiba da güçlü bir altcoin gerçekten. O yüzden olabilir yani, neden olmasın. Mümkündür. Devam edelim bir yandan. Bu arada tabii ATH'i 4.035 noktasında değildir. ATH noktası. Devam edelim bir yandan. %90'ını sildi kısmı. Totalde aşağı yukarı %91 gibi bir, %91,5 bir maksimum minimumda düşüş yaptı. İyiydi yani performansı. Bu diyor değişken geçmiş kripto para birimlerinin en yüksek ve en düşük seviyelerini gösterir ve gelecekteki tahminleri değerlendirmek için bir zemin hazırlar. Açık olan şey Shiba Inu'nun fiyat geçmişinin sosyal medya duyarlılığı ve ünlülerin desteği gibi dış etkenlerden büyük ölçüde etkilendiğidir. Bu gelecekteki fiyat tahminleri yapılırken göz ardı edilmeyecek bir faktördür. Şöyle söyleyeyim, yani birisi bir şey söyledi diye Shiba'nın fiyatı yükselmez. Birileri çok fazla bir şey söylerse veya aynı şekilde şöyle bakın, şu şekilde bir şey. Uzun vade destekleyen bir şeydir bu. Mesela ben Dogecoin için sürekli diyorum ya, şöyle bir şey beklemeyin. Ne bileyim, Elon Musk Dogecoin hakkında bir tweet attı, bir anda fiyatlar patladı. Hayır, öyle değil. Zaten piyasaya yatırımcı girdiği zaman Dogecoin'in fiyatı yükselir. Çünkü herkes piyasaya girdiğinde şunu bilecek. Ha evet, bu diyecekler Elon Musk'ın coin'i diye bilecekler. Şimdi aynı çok benzer bir şekilde düşünün. Shiba'da Da Vinci Jeremy gibi isimlerin, işte ne bileyim Gökstein gibi isimlerin çok fazla konuştuğu bir kripto para. Bunlar doğrudan bir şey söyledi diye coin'in fiyatı uçmuyor. Uçmayacak da. Yani nasıl? Sürekli reklamı yapılıyor sonuçta yani. Bu kadar büyük isimler sürekli Shiba aşağı, Shiba yukarı, Shiba aşağı, Shiba yukarı. 1 dolardan Bitcoin alan adam Shiba'yı seviyor. Bla bla bla. Shiba Inu 2023'te nasıl performans gösterecek? Shiba Inu 2023'te bugün konunun hakkında başlı başına bir video yaptık. Shiba'nın 2023'teki potansiyel davranışlarına ilişkin biliyorsunuz ki konuştuk. O yüzden burada çok fazla uzatmayacağım ama sıkıcı yükselişlerin olduğu Bitcoin esnasında 17-20 aralığına kadar maksimum ulaşabileceğini düşünüyorum ben açıkçası. Ama yine bu zaman dilimi içerisinde düşük noktaları da olacaktır. Öyle ATH falan beklentisi tabii ki saçma olur ve mantıksız olur. Kripto para birimlerinin özellikle de Shiba Inu gibilerinin performansı tahmin etmek zor bir iştir. Droz diyor açıkladığı gibi kripto para biriminin bu yıl nasıl davranacağını tahmin etmek zor. Bununla birlikte yörüngesini etkileyebilecek bazı unsurlar var. Musk'ın onayı fiyatı sadece 3 ayda %4000 gibi şaşırtıcı bir artışla 4.035 dolarına ulaşarak az önce okuduğumuz yer. İlk olarak kripto para birimleri için daha geniş bir boğa piyasası Shiba Inu'nun değerini yükselen bir dalganın tüm gemileri kaldıracağı gibi yükseltebilir. Doğru. 2023 ile alakası var mı yok mu burada söylediği şeyin bilmiyorum ama şu an bunun 2023 yılının içerisinde olmasını beklemiyoruz. 2024 ilk çeyrek ya da işte ikinci çeyrek başı gibi. Daha fazla yatırımcı ve kurum dijital para birimlerinin potansiyelini fark ettikçe Shiba Inu'da dahil olmak üzere tüm kripto para birimleri için uygun bir ortam yaratıyor. Şöyle buradaki regülatörler vesaire etkisiyle tabii regülatörler piyasaya onay verdikçe kurumsal ilgi de artıyor. İlk başta bu doğru kesinlikle ama uzun vadede bu aynı durum aynı zamanda piyasa içerisindeki şeyi de belirleyecektir. Bakın bunu da unutmayın. Piyasayı birbirinden ayıracak unsur da budur. Bir noktadan sonra ilk etapta rally getiren bu süreç devamında kim neyi kullanıyor? Yani gerçekten kullanım oranları bulunan kripto paralar kendini piyasadaki yükselişe bırakırken bu olmayanlarsa tabii ki kendini daha görece düşüşe bırakacaktır. Bunun da altını bu şekilde çizmek ve doldurmak gerekiyor. Yani uzun vadede doğru bir açıklama olmayacaktır. Ne diyor? Bitcoin ile karşılaştırdığında zor. Elon Musk'ın kripto para oynaklığı nedeniyle öngörülemeyen Shiba Inu yatırım içerdiği konusunda uyarıyor. Tamam neyse sonraki videoda devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.